Merhaba. Bugün etli kuru fasulye yapacağız. Önce etimizi açıyoruz. Bunlar çok büyük olduğu için küçültmem gerekiyor. Bunları bu şekilde küçültüp sıcak suda önce bir haşlayacağım yumuşak olması için. Bu arada ıslatmış olduğum kuru fasulyeyi haşlamaya koydum düdüklüye. 10 dakika sonra olur o. Bu arada ben de eti ve soğanını hazırlamam lazım. Şimdi ben bunları doğrayayım. Doğradıktan sonra bir de kaynar suda biraz haşlayayım. Daha sonra soğan ve yağla kavururken tekrar şey yaparım. Şimdilik durduracağım videoyu. Evet, soğanlarımızı doğradık, etimizi haşladık. Şimdi kavurmaya başlayacağız. Ben fazla yapıyorum çünkü dışarıya yapıyorum bunu. Yemek olarak. Evet, soğanlarımı koyuyorum. Soğanlarım kavrulurken içine ben iki tatlı kaşığı evet koyayım. Çünkü fazla yapıyorum ben. 2,5 kilo civarı kuru fasulye ıslattım. Şimdi soğanım kavrulduktan sonra burada haşlanmış etim var. Haşlanmış etimi de kavuracağım. Sonra klasik salçamı, pul biber, biraz tereyağı da koyacağım. Ama şöyle yapayım. Soğanlar kavrulduktan sonra, etim kavrulduktan sonra yanmasın diye tereyağını koyup, biraz çevirip salçasını koyup daha sonra fasulye ve suyla birleştireceğim. Şimdi önce bunun kavrulmasını bekleyelim. Biraz sonra tekrardan başlatırım. Evet, soğanımız çok güzel bir şekilde kavruldu. Kapağını kapatarak kavurduğumuz zaman daha lezzetli oluyor yemek. Şimdi etimi koyuyorum. Bu şekil biraz kavuracağım. Daha sonra salçası ve tereyağını ekleyeceğim. Burada 1 kilo et var tam. 5 büyük başta soğan var. Dediğim gibi fazla fasulye yapacağım için biraz ölçüyü fazla tuttum. Şimdi bu kavrulduktan sonra salçayı, tereyağını, tuzunu ve suyunu koyacağım. Daha sonra kuru fasulyeyi birleştireceğim. Devam edeceğiz biraz sonra. Evet. Tekrardan durdurmuştum, başlattım. Etimiz kavruldu. Salçayı. Salçayı kavurduktan sonra tereyağını koyacağım. Çünkü tereyağının yanmasını istemiyorum. Toz biberim de var. Toz kırmızı biber. Bunu da ekleyeceğim. Biraz daha salça koymak istiyorum. Dediğim gibi fazla olduğu için. Ezanın dokunmaya başladı.
Hadi güzel. Salçayı çok yakmak istemiyorum. Pul biber, pul biber ve toz biberini de ekleyeceğim. Bu aşamada tereyağını da koyuyorum. Tereyağı tamamen eridikten sonra ben kaynamış su eklemeyi seviyorum. Kaynamış su ekleyeceğim. Ve haşlanmış olan fasulyelerim. Onları da göstereyim. Haşlandılar. Bir saniye. Fasulyelerimiz de burada haşlandı. Ekleyip kısa bir şekilde pişireceğim. Herkesin yaptığı tarif, herkesin bildiği tarif. Sadece ben bugün yaptığımı paylaşmak istedim. Daha sonra en son halini göstereceğim. Bu şekilde kaynattığımız suyu da ekliyorum. Yetmezse fasulyenin durumuna göre su ekleyeceğim. Tuzunu ekliyorum. Fasulyelerini ekleyip pişmesini bekleyeceğim.